Ömrümde yaşadığım en büyük travmalardan birini yaşadım yok İlk defa orada ölü gördüm. Bir apartman tepeden aşağıya gelmiş. Ama katlar arasındaki mesafe darala darala gelmiş yani anlatabiliyor muyum? E, o binada 8 kişi öldü yanlış hatırlamıyorsam. Benim gözümün önünde çık çıkardılar o ceset. Büyük bir çaresizlik, büyük bir felaket. İnsanlar bağırıyor, ağlıyor. Yani sana ne kadar kendimi korktuğum ko 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 hissediyorum ben. Ve ben böyle tecrübeli bir haber muhabiri de değilim. Ben spikerim. Spor spikeriyim. Bir şey söyleyeyim mi Gökay sana? Hiçbir zaman haber spikeri olmak istemedim. Ama haber hep beni tuttu çekti. İyi olmak kolay. Bak iyi olmak çok kolay. Herkes böyle iyi olmak zor. Hayır iyi olmak kolay. Çünkü iyilik bir pasiflik hali. Pasif olursan iyi olursun zaten adil olmak dünyanın en zor şeyi. Yani geri geldiğinde acımasız olmak ama adil olmak. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, Haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Haber Bahane Röportaj serimiz her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de devam ediyor. Hem de çok özel, çok güzel bir isimle medya diyeceğiz. Medya dünyasının arka sokaklarına ilerleyeceğiz. Ee, ...ve medyanın en önemli öznelerinden sevgili Simge Fıstıkoğlu, Tavukçuoğlu bizlerle birlikte. Anne olduktan <laughs> sonra peki hayatında neler yetişsin. değişti? Ya yani şöyle değişti aslında e, Gökhan. Yani değişmedi. Başka bir şey oldu. Ama bunu şey bir yerden söylemiyorum. Bu şehir efsanesi geliyor bana. Seni kucağıma aldığımda başka bir oldum. Hayır olmadım. Yani o <laughs> iş öyle değil yani. Yani... Bir anda başka biri olmuyorsun. Zamanla dönüşüyorsun. Ki güzel olan da o zaten. Ben hatta çok kötü hissettim kendimi. Ee, i̇şte Alper Bey'i aradım. Ee, Emir doğduktan sonra. Hani böyle şeyim, Loğusa'yım, evdeyim. Ama yani öyle bir, yok her kucağıma aldığımda cennet kokusu alıyorum, yok işte çok zaman duruyor. duruyor, yok dünya duruyor, yok, yok kıyamet. Ben de olmuyor, olmuyor ben yani. Tamam çok seviyorum tabii ki o an hani bir yırtıcı hayvan gelse... Onun üzerine kapaklanırım. Yani o kadar kendi hayatımın hiç önemi yok. Okey ama öyle bir içimde mevsimler değişiyor. Yok güneşle ay aynı anda doğuyor falan. Öyle şey lirik duygular, duygular hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alper Bey'i aradım dedim. Ben de bir anormallik mi var yani? Ben böyle hissetmiyorum. Çok normal dedi. Bu şehir efsanelerine kanmayın. Bunlar yeni annelerin birbirlerine yaptığı kötülüklerdir dedi. Yok böyle bir şey. Çocukla ilişki kurdukça annelik Kaçlanır, güçlenir ve perçinlenir dedi. Hakikaten ben üçüncü ayın sonunda o göz temasını böyle ilk... Cennet kokmuyor bildiğin bezini değiştirirken pis kokuyor yani. yani. <laughs> Aynen ekşi kokuyor bir de hani öyle yok teri cennet kokuyormuş. Yok terinde bilmem kaç tane raiha varmış bildiğin ekşimik yani bir boyun kokusu. Boyun da yok ya onlarda zaten şöyle bir şey. Şuralardan böyle... Bildiğin ekşi ekşi oluyor yani. Realistlikte simge gibi olur. Ya. <laughs> Baksana şöyle söyleyeyim. Emir'i işte ilk yıkadık falan. Çok güzel. Yani su neredeyse şeffaf yine dökerken o küveti. Aradan işte böyle bir ay falan geçti. O bu su bildiğim böyle yeşil sarı bir renk akıyor. Yani çünkü adam terliyor, çiş yapıyor, kaka yapıyor. Yani ve bunların da realist olalım. Evet gerçekten öyle kokusu cennet menne değil. Ee, ama sana cenneti e, o an cennet. Anlatabiliyor muyum? O göz göze kurduğun an. İşte ilk şu küçük parmağını tutabiliyor zaten. Tuttuğunda böyle içil hop ediyor. Ama bu o an ediyor sonra atıyorum yok yemek pişti mi yok işe yetiştim mi trafik mi var diye bunlara dönüyorsun dönmek zorundasın. Çünkü maalesef yani artık şey devrinde değiliz yani hiçbirimizin çalışmadığı işte doğum yaptık diye böyle kafamızdan aşağı devletin yıllarca bize baktığı bir dünya yok yani kapitalist bir sistem. Anne de olsan emziriyor da olsan işe gitmek zorundasın. Dolayısıyla evet o an için hop ediyor. O seni mutlu da ediyor. Onu düşünmek, hatırlamak da mutlu ediyor ama ömür boyu böyle kesintisiz yekpare bir mutluluk yok ki yani. O çok büyük bir yalan. Babana götürdün mü? Çeşitmedim. Hayır, henüz götürmedim. Hatta bayramda konuştuk. Çok istiyorum. Ama çocuklar korkar diye çekiniyorum. Çünkü o esnada bir cenazeye denk gelebilirler. Yani orada ağlayan, feryat eden biri olabilir. Korkarlar. Çok çok istiyorum yoksa yani. E, orada bir ağaç var mesela. Ben e, işte cenaze bitti. Hoca duaları okudu. Artık gideceğiz. E, çok severdi zaten babam da doğayı ağaçları. Böyle ağaca döndüm. yani Size birbirinize emanet ediyorum gibi bir şey dedim. Sarıldım ağaca. Ben sarılırım ağaçlara. Bunun zaten böyle kadim geleneklerde de karşılığı varmış. Yani o ağacın bilgeliği, enerjisi falan geçermiş insana. ...o ağacı falan anlatmak istiyorum. Yani çünkü o ağaçla o bedenin ilişkisi var. Anlatabiliyor muyum? Hani o eşkıya filmindeki sahne gibi yani. Onlar birbirine karışıyor yani. Benim bir ay önce falandı galiba Mahmut Erol Kılıç konuğum olmuştu. Profesör Doktor hmm. Mahmut Erol çok güzel anlattı. Yani insan dört elemenden oluşur. İşte ilk ateş gider insandan sıcaklık nefes gider. İlk ilk hava gider. Özür dilerim. Nefes gider. Sonra sıcaklık gider, beden soğur. Sonra su gider. En son toprak gider ve insan artık toprak olur zaten. Ee, yani o şeyi anlatayım istiyorum. Çünkü onun bir son olmadığına da inanıyorum. Hı hı. Ama dediğim gibi korkabilirler. Daha çok ufaklar. Bir de ölüm fikrinin henüz kafalarında oturmadığı bir yaş, yani evet. çok ufak. Doğru. Daha üç buçuk yani Bu belki şöyle olabilirdi, İşte o üç aylıkken, dört aylıkken hani çocuğun nerede olduğunu anlamadığı zamanlarda olabilirdi. Oğlum da çok soğuktu. Yani kışa denk geldi o üç ay ve sonrası. Kızım ise pandemiye denk geldi. Dolayısıyla şeyde çok duygulandım bu son bayramda. Ee, Anne ile Sinem dedenin adına çocukları armağan almaya gittiklerinde. Evet, evet, evet. Sinem hep öyle yapıyor. Evet, evet, evet. Yani babamdan <laughs> evet, evet. Ee, çok bir şey oldu böyle bir içim buruldu. Hani bir sana dokunmayız dedi oradan gelene dedi. Evet. O çocuklara dedi evet, şey evet. Ben de hatta sineme geçen gün bana da yani bu alışverişe giderken böyle böyle dedi şey bir işte emekli hı hı. Ikramiyesi, ikramiyesi, oluyor de. ya. Biz dedi çocuklara onunla hediye aldık gibi bir şey söyledi. Sonra ben de üzüldüm dedim ki yani çok iyi yapmışsın, çok iyi düşünmüşsün, çok teşekkür ederim. Ama hani Çulla çaputa o zaman bir dahakine vermeyin. Şimdi iki ay sonra yine önümüz bayram. O yani fidan dik mesela atıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani ince bir işte bileklik yani çünkü kıyafet oho, oho üç ay giyiyorlar 4 ay, giyiyor, ay giyiyorlar güzel. tamam onları mutlu ediyor bayramda hediye almak çok hoşlarına gitti oğlum şimdi her gün soruyor bugün bayram mı diyor <laughs> ha, <güzel. gülüyor> çok işini biliyor o evet. sen görsen bugün bayram mı <laughs> kimin, bayramı? Kimin, bayramı? kimin bayramı bu çocukların bayramı falan diye ee, öyle yani şey ben e, Gökay şunu tercih ediyorum iyilikle anmayı iyi anıları anlatmayı. Mesela eşimi çok anlattım babama. Hep ama iyi şeyleri anlattım. Ay işte şöyle yapardı, şuraya giderdik. İşte ben, e, beni at binmeye götürürdü. İşte her sabah, her pazar sabahı 7'de kalkardı. 10 sene götürdü. Ve hep iyi şeyleri anlattım. Ama babamla yani yaşadığım bir tartışmayı belki bir tane anlatmışımdır. O da şunun için anlatmışımdır. Referans olsun diye. Ben babamla bile bunun kavgasını verdim. Senle de veririm. Diye. O neydi bana... o? Oo, kim bilir neydi. <gülüyor> <gülüyor> Kesin benim işte o e, dikliğimle ilgili dik bir alakalı. şeydir. Tabii, tabii. Peki bu dik duruş biraz mesela... Biraz başına buyruklukla ilgili. E, ailede eşinin olan diyaloğunda vesaire falan filan elini zorlaştırıyor evet, mu biraz? Evet evet zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor. Hani ki alışılmış bir şey vardı ya kaide. Kadın erkeğin bir adım gerisinde durur. Direksiyonda... Mü? Direksiyonda erkek Yo, vardır. Mümkün Yok mümkün değil. Sen zaten benim eşime sor. Direksiyonda simge var der. Kabullenilmiş şey erilgi yaşıyoruz hayır, yani. Hayır hayır. Beni mutlu etmek istemiyorum. <laughs> <şimdi. gülüyor> Yok yani şöyle eşim benim bu toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine ne kadar takık olduğumu bildiği için... ...zaten e, öyle bir beklentisi olsa benle olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bence yani biz görücü usulüyle evlenmedik. İki senelik bir beraberliğin ardından evlendik. Dolayısıyla o benim ne olduğumu zaten çok iyi biliyordu. Bazen böyle bir, bir şey söylediğinde, işte bir şeye kızdığında diyorum ki Emircim ben sana hiç rol yaptım mı? Ben sana hiç kendim olduğumdan farklı gösterdim mi? Ben sana hiç peki hayatım sen bilirsin deyip sonradan kuyunun etrafından ortada kuyu var yandan geç yaptım mı? Hiç yapmadım. Hep direkt. Hep şeffaf. Yani kızacağını bilsem bile bu arada. Yani ben eşime bak çok kızacağını bilirim ama yine de her şeyi söylerim. Gerçekten söylerim. El kızacağı şey ne oluyor mesela? Belli olmaz onun sağ solu. <laughs> Güzeli. Güzeli mi? Evet. Eyvah. Onun sağ solu belli olmaz. Ay çok korkunç. Yantayım burada sana. Bak şimdi bütün büyük konuştuklarım benim bu hayatta başıma gelmiştir yani. Çok şükür. <laughs> Orada da ben bir dünya markasıyım. Sus sorma. Tabii ol. tabii. Ama zaten bu insanın çok bence büyük kaderi. Çok büyük Tabii. Sadece Oradan bunu alırsın ya da almazsın bu dersi. Bu, bu kadar basit bir mesele bence. Ben yıllar evvel o zaman daha... E, spordaydım. Spor müdürüydüm Habertürk'te. Trabzonspor e, yıllar sonra bir Avrupa maçı oynayacaktı ve bu böyle bayağı önemli oldu şehir için. Bana da dediler ki al 3G'yi, sen hatırlarsın böyle tabii, kameramanlar sırtlarında böyle 20 kilo çantalar taşıyorlardı. Taşınlardı. Al 3G ve kameraman arkadaşını Trabzon'a git gün boyu yayın yap. E, Trabzon renkli şehir, Hı -hı. E, orada işte coşkuyu aktar, maçı izle, maç sonunda da gece bültenine bağlan, dön. Harika. Ben hatta hava güzel, şahane falan, beyaz e, skinny pantolonumu giymişim, altına babetlerimi giymişim. Hiç öyle bir, kalmayacağız bile yani, gece uçağıyla döneceğiz. Saat işte, e, maç 20:45'te başladı, Lille oynuyordu Trabzonspor. Böyle 21.15 gibi beni... Merkezden aradılar. İstanbul merkezden. Haber müdürü aradı. Simge dedi Rize'de sel var. Durum ciddi. Bir araba ayarla. Bak, ayarla yani. Rize'ye geç. Nasıl ayarlayayım ben? Ben Trabzon'da yaşayan bir muhabir değilim ki araba ayarlayayım. Neyse yanındaki kameraman arkadaşım da epey tecrübeli bir isimdi. Ona söyledim. Aklımıza şey geldi. Gazetenin o dönem ajansı vardı. Ajansın şeyini arayalım. Trabzon. Büroyu arıyor. Trabzon büroyu aradık. Ve şansa gerçekten hani şoför o akşam çalışıyormuş. Ee, dedi ki ben gelirim sizi birazdan stadın önünden alırım. Trabzon zaten ufak bir şehir olduğu için. Geldi bizi aldı. Ee, tamam sel bölgesine gidiyoruz. Altta babet. Şans işte Allah yardım ediyor. Kayınbiraderi e, itfaiye için mont ve çizme öğreten bir fabrikada çalışıyormuş. Bize fabrikayı açtırdı. Kayınbiraderini aradı. Dedi ki böyle böyle şey arkadaşlar geldi İstanbul'dan arkadaşları Rize'ye götürüyorum. Sel varmış. Bize mont ve çizme ver. Tabi itfaiye için üretilen çizme benim 38 numara ayağıma uygun değil. Bana verler 42 numara bir tane çizme benim ayağımdan çıkıyor. Yürürken bir tane de üstüme mont böyle şey o vardır, vardır ya, ya onların de, kalın, kalın böyle not not şey not gibi yeşilimsi haki renkli bir tane montu. Biz gittik Rize'ye yola çıktık. Ömrümde yaşadığım en büyük travmalardan birini yaşadım Gökay. İlk defa orada ölü gördüm. Bir apartman tepeden aşağıya gelmiş. Ama katlar arasındaki mesafe darala darala gelmiş yani anlatabiliyor muyum? Aynı aile, aynı aile, aile apartmanı zaten. E, o binada 8 kişi öldü yanlış hatırlamıyorsam. Benim gözümün önünde çık çıkardılar o cesedi. Yani daha gitmişiz orada bir ışık gördük dedik oraya gidelim. Bütün bölgenin elektriği kesilmiş. Hani ışığa giden şey gibi biz böyle şey sinekler gibi oraya gidelim dedik mi o iş makinasının ışığıymış. Basınız falan deyince bizim nispeten biraz geçmemize izin verdiler. He, keşke vermeselerdi. Yani o çamurun içerisinde ben yani ömrümün en büyük travmalarından biridir hakikaten. Tanımadığım bir insan büyük bir çaresizlik, büyük bir felaket. Çamur buramıza kadar. Yani her felaket bir soğuk, insanlar bağırıyor, ağlıyor. Yani, yani sana ne kadar, kadar, kadar. kendimi korku ko ko hissediyorum. Ben. Ve ben böyle tecrübeli bir haber muhabiri de değilim. Ben spikerim. Spor spikeriyim. Yine de ona rağmen orada ben işte 24 saate yakın falan kaldım. Hiç uyumadan. Bütün gece yayın yaptım, ertesi günde yayın yaptım. Sonra dediler ki, biz başka bir muhabiri gönderiyoruz, sen artık gel. Ee, Ramazandı bak, hiç unutmuyorum. Artık böyle saat 13-14 arası öğle bülteni, ilk zaten benimle bağlantı yaptılar. Dediler ki, yani rengin ruhsarın da kötü, git bir yerde bir yemek ye. Ee, 14'te yine seni alacağız, işte bir 50 dakikan var. Tamam dedik, hemen gidelim bir yere şey bir şeyler atıştıralım. Fakat Ramazan olduğu için yiyemedik. Ve ben böyle çok yani belli hani halimiz biraz böyle içerledim bu duruma. Yani basın mensubuyum. Belli ki oraya gece gelmişim. Hani niye bana anlayış göstermiyorsunuz diye. içimden tabii ki orada insanlarla münakaşa edecek halim yok. İçerledim ve dönerken de dedim ki ay dedim yani ne kadar hani zor bir şey yaşadım ben burada gezmeyi de çok severim. Yay burcuyum ve hani gerçekten ülkenin her yerini görmek isterim. Ama dedim ki kendime yani ya bir daha gelmesem turistik olarak bile gelmem. Okeyim yani. yani. Eşim Rize. Benim kütüğüm şu an Rize. Büyük konuşmayacaksın. Ya. Yani, yani içinden bile büyük, büyük konuşmayacaksın. konuşmayacaksın anlatabiliyor yani, muyum? Hani ben, ben üzüldüm. Ben artık bu buraya da kötü anım var. Ben yok yani gelmeyeyim, gelmeyeyim dersen sen gitmezsin, küçüyorsunuz. <laughs> PK Pekala, şey, e, o spordan habere geçişinde, o dönemlere mi denk geldi? Biraz yavaş, yavaş yavaş, evet, yavaş yavaş, yani yavaş Aslında yavaş. şöyle bir şey oldu tabii o performans tırnak içinde. Evet. E, Öncesinde de alıyordum. Son dakikalar oluyordu. Haber kanalında çalıştığım için işte 2 saatte bir, 3 saatte bir spor bültenleri var. İlla son dakika oluyor. O karjeleri çevirebiliyordum ben. Hmm. Yani hatta hiç unutmuyorum. işte o zaman bu çok ünlü bir taciz davası vardı. Bir çocuğa yönelik cinsel istismar davasında eee açıklama dediler yazdılar. Ben de sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu diye bunu söyleyince ben yukarı çıktığımda daha işte 2-3 yıllık spor spikeriydim. Haber müdürümüz beni tebrik etti. Dedi ki seni tebrik ederim. Yani birçok spiker bile bunu böyle okumaz açıklamasıyla. Ee, hani sen bunu biliyorsun, doğru biliyorsun. Tebrik ederim. Bence haberi düşün dedi. Yok ben düşünmüyorum. Ben mutluyum falan filan dedim. Sonra işte böyle ufak ufak şeylerle ee, daha mutlu Sen oldum. Sen haberi değil de haber oldum. seni seçmiş yani Biraz aslında. öyle oldu. Değil mi? Ben, ben bir şey söyleyeyim mi sana? Hiçbir zaman haber spikeri olmak istemedim. Bak yani beni işe alan e, kişi Murat Ongundu. Hı. Beni Habertürk'te spor spikeri olarak işe başlatan insan Murat Ongundu. Bana ne istiyorsun diye sorduğunda o klasik İK sorusu vardır ya hayalinle ne istiyorsun? Ben programcı olmak istiyorum dedim. Ama haber hep beni tuttu çekti. Hep tut. Ben ne zaman bir program yaptım Hı. ve keyif aldım bir şey oldu habere döndü. Yani bunu artık o kadar sık yaşadım ki artık şey Tamam diyorum. teslim oluyorum dedi. Tabii yani. tabii. Haber benim kaderim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki ikiniz de sporla çık başladınız. Nedir bu sporla olan ilgi alaka? Ah yani ben anne Anne babanın ilgisi. Yani anne baba spora ilgili benim. miydi? Tabi tabi babam, babam çok sever. severdi. Annem de çok sever bu arada. Öyle tabii, mi? Tabi tabi. Annem hani şimdi belki biraz... Yeni yeni yani... flörtleşiyoruz şimdi. Ufak ufak onun Kıbrıs maceralarını falan dinlemeye başladım. Spor olan ilgisine daha gelmedi Evet. Evet evet. Sever, sever mi? Sever sever. Tabii, Allah tabii. Benim Allah. Annemle yani çok maç izlemişliğim vardır. Hatta babamla annemin çok oturup e, illa kendi tuttukları takım olması da şart değil. Avrupa maçı falan izlemişlikleri çok vardır yani. Medya ne alaka peki? O dönemlerde falan istiyor muydun, şey miydi, hedef ben, miydi? Hedef değildi. Benim hiçbir zaman hedefim olmadı zaten Gökay. Ben o hedef konusunda çok başarısız bir insanım. Hedef yapmam, plan yapmam, yapamam. Ee, sor bana yani bir sene sonra için ne düşünüyorsun, bir şey düşünmüyorum derim. Yani ben biraz böyle hayatı gelişine yaşayan, suyun akışına göre... E, Tevekküllü olmak mı alan. buna? Ya şunu gördüm ne kadar plan yaparsan hayatta onu bozmak için o kadar Hı -hı. sana Çok e, direnç ediyoruz, gösteriyor. Tamam. O yüzden hiç direnme. Sen ona uy. Ya hayat bana uymaz çünkü. Ben artık onu öğrendim. Sen hayata uyarsın. Dolayısıyla e, nereden geldi laf? Şeyden. E, e, spor spikerliği vesaire. Spikerlik yani, medya ö, ö, hedef ö, miydi? Hedef değildi. Hı -hı. Ama ben sosyoloji okudum ve e, şunu biliyordum. Ben insanla bir iş yapacağım. Ben iletişim kurarak bir iş yapacağım. Yani ben e, geçen gün hatta eşime söyledim çok şaşırdı. Ya dedim çok iyi bir mesela e, müşteri ilişkileri yöneticisi de olabilirdim. İnsanları bilgilendirmek ve tırnak içinde memnun etmek odaklı her işi yapardım. Yani bu bir otelde de olabilirdi, bir hastanede de olabilirdi. Mesela sağlığa çok ilgi duyarım. Ben böyle oturup iki doktorun konuşmasını dinleyebilirim yani. Hiç sıkılmam. Onlar böyle kendi aralarında konuşuyor mesela senin söylediğin gibi işte o tıp kongrelerine, hekimlik kongrelerine giderim. Genelde insanlar kulise geçer. Ben çoğunu dinlerim. İlgimi çeker çünkü sağlık. Böyle bir hastanede falan o işte guest relations denilen müşteri ilişkileri, hasta bilgilendirme falan Onlar da çok güzel çalışırdım. Çünkü anlatmayı seviyorum, soru sormayı seviyorum. Merak, çok meraklı bir insanım. Gerçekten hani merakı yüksek bir insanım. Dolayısıyla medya hedef değildi ama bu özelliklerle de yapılacak işler belli. İnsanla iletişim kurulan işler belli. Tabii ki Sinem'in benden önce o dönem başlamış olması, ara vermiş olsa bile bir avantajdı. Ben dergi okumayı çok severim. Kitap okumayı da çok severim. Mesela hayalim çocukluğumda hep can yayınlarında çalışmaktı. Yani orası benim şeyimdi böyle. Ee, Beyoğlu'nda. O kalpli logosu değil mi? Evet aynen. O güzel fontuyla. Fontla. Ee, Beyoğlu'nda okuduğum dönemde Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde İstiklal Caddesi'nde yürürken o güzel binaya bakıp ah keşke burada çalışsam derdim. Ama orada editör olarak da çalışabilirim. İşte dediğim gibi bu satış ve devamında da çalışabilirim. Yani bu mesleklerden birinde olacağım belliydi. insanlara hitap eden. Ya medya olacak, ya radyo olacak, ya gazete olacak, ya kitap olacak. Belli yani. Sevdik, ilgi alanlarım bunlar çünkü. Peki mesela şu bir tezat olmuyor mu? Aslında kapalı kutusun. Aslına bakacak olursan duygularını vesaireyi kontrol etmeyi vesaire e, rüzgara karşı durmayı seviyorsun. Ama e, bedenen, fikren, ediyorum. zikren ha. insanların evindesin. Kendini arz ediyorsun bu şekilde. Evet, onların evet, evlerindesin. Evet. Ve onların soru sormayı, sana sormasını istemeyi her şeyi karşı evet, yapıyorsun. Evet, 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 evet. Ben ama o yüzden soru sormayı seviyorum. Ben kendimi anlatmayı sevmiyorum. <laughs> Başkalarının anlatmasına vesile olmayı seviyorum. Peki bir gün çocuklarını karşına aldığında, e, hazır olduklarında, e, seni iyice anlayacaklarına inandığın zaman onlara kendi hayatında e, hangi satır başlarını anlatmak istersin mesela? Onlara ne öğretiler vermek istersin? Kendinden alıntı yapsan. Şöyle... Bir kere çok şanslıyız ya da şanssızız bilmiyorum ki hani bu sosyal medya sayesinde çocuklarımız zaten böyle 13-14 yaşından itibaren bizimle ilgili bayağı bir geri bildirim sahip olacaklar. Evet. Çünkü o eski postlara bilmiyorum. muhakkak bakılacak <laughs> ilgilerini şeker çekmez bilmiyorum ama e, oradan zaten bir şey elde edecekler. Ben her zaman... Ee, mesela şimdi Emir üç buçuk yaşında ufak ufak bu ilkokul ve okul öncesi eğitim için araştırmalar yapmaya başlıyoruz. Okullarla işte okul turlarına katılıyorum, gezi müdürlerle görüşüyorum falan. Anlatıyorlar işte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz şu kadar saat İngilizce bu kadar saat matematik kodlama bilmem ne. Benim sorduğum temel şey şu oluyor değerli eğitimi. Sen benim çocuğuma ne vereceksin ya da ne varsa törpüleyeceksin. Matematiği herkes öğreniyor. Yok yani öğrenmeyen var mı? Yok. Türkçeydi, İngilizce. Mesela hiçbir zaman çocuğumla doğduğundan beri İngilizce konuşmadı. Hiç konuşmadım. Ve çünkü bu çocuk zaten ilkokula geldiğinde şu kulak içi tercüme zaten hayata geçmiş olacak. Velev ki geçmedi. Hepimiz öğrendik. Yani iyi bir okula gidersen ya da en kötü Google'dan bile artık translation yapılabiliyor. En kötü yani. YouTube'da dersleri var ya. Şu telefona bilmem ne uygulaması indiriyorsun. Her gün bir saat ders dinliyorsun. Millet böyle dil öğreniyor. Yani artık bu devirde almak isteyene bilgi her türlü geliyor. Dolayısıyla ben çocuklarıma bir şey öğretmeye değil de değerler öğretmek isteğindeyim. İnşallah başarabilirim. Nedir o değer? Yalan söyleme bir kere. En başta kendine söyleme. Ben geçen gün olma öyle söyledim. Emircim dedim yalan söyleme. Yalan kötü bir şey. Ama en başta kendine yalan söyleme. Yani bu böyle bir anayasa kuralı olmalı bence. <laughs> Anayasaya yazılsa yeridir yani. Sana söylenen en büyük yalan neydi peki? Bilmiyorum söyleyene sormak lazım. Benim orta yani yani, bir, bir konu senin kırmızı çok çizginse misin? o konuda çok ciddi dilin yanmıştır yani. Ki bunu Vallahi, kendine kırmızı çizgi ben, yapmışsın. Yani bana söylenen en büyük yalanı bilmiyorum. Çünkü hani insanların söylediklerini öyle arkadan bir double check yapan biri değilimdir. Ee, çok büyükse zaten muhtemelen işini iyi yapmıştır. Öğrenmemişimdir. Ee, ama şeyi sevmiyorum. Bunu yaşadım. Bilme, bir şey soruyorsun. Halledeceğiz. Bir kere artık zaten o iş bende halledeceğiz lafını duydum mu artık uzuyorum. Hallederiz lafını duydum mu ben artık karşımdaki insanın kesinlikle halletmeyeceğinden emin haline geldim. <laughs> E, muhtemelen bu iş hayatında e, söylenen işte bu bir şey soruyorsun yani sigortanı soruyorsun. Halledeceğiz 3 ay sonra iki ay sonra bir ay ben bunlardan çok yani şey oluyorum ya irite oluyorum yakıştırmıyorum anlatabiliyor muyum çünkü yani sen bunu bana yapıyorsan yakışmaz ya yani. O markaya, o kuruma hani ben çok şanslıyım. Ben çok iyi markalarda çalıştım. Çok iyi kurumlarda çalıştım. Ama işte arada iş hayatında başka yaptığın işlerde veya böyle işgüzar tiplere denk geldiğinde, "Yaptık" demiş, yapmamış. Ne oldu? Yani sen bununla zengin mi oldun? Birilerini mi zengin ettin? Böyle işgüzar insanların söylediği çok oldu. Ve onlardan çok evet yani sıkıldım anlatabiliyor muyum? Peki yalan söyleme en çok kendine yalan söyleme Tabii, dedik. Tabi onu derim. Ee, adil ol. Bu benim yani şeyim. İyi olmak kolay. Bak iyi olmak çok kolay. Herkes böyle A, iyi olmak zor. Hayır iyi olmak kolay. Çünkü iyilik bir pasiflik hali. Pasif olursan iyi olursun zaten. Hakkını aramak zor. Hakkı teslim etmek zor. Adil olmak dünyanın en zor şeyi. Yani geri geldiğinde acımasız olmak ama adil olmak. İnşallah olabilirler. Çünkü bu e, acizane bir simgenin yapabileceği bir iş değil. Yani o biraz Allah'ın takdiri, denk gelecekleri öğretmenlerinin, arkadaşlarının, kültürün, toplumun e, sonucu. İnşallah olabilirler. Yani çünkü bir insan adil olursa her şeyi yapar zaten. Çalmaz, çırpmaz, yalan söylemez. Yani anlatabiliyor muyum? Hakkı teslim eder. Daha ne olsun ki zaten? Peki şimdi tabii e, Simge'den aldığım tüyolarla e, kıza mı daha çok düşkün oğlana mı dedim? O oğlana dedi. O kendini yansıtmış. <laughs> Bir yansıtma <laughs> profesörü olduğu için kendisi. Tabii canım o direkt yansıtma yapmış şu an. <laughs> dedim ki tanıştığım zaman en çok kızı seveceğim. Ay bu çok acayip. Bir şey. Ya öbür, şimdi oğlum çok sıcakkanlı şimdi seni görsün hemen hoş geldin nasılsın kolyen ne kadar güzel bu bu ne mendil mendilin ingilizcesi ne falan hemen seni bağlar hemen kızım biraz cool biraz annesi gibi daha şeyli temkinli mesafeli ama başka bir boyuttan geldiğini düşünüyorum ben daha arada diyorum iyi mi ya seni uzaylılar mı getirdi anneciğim diyor. <laughs> Konuşmaya başladı çünkü bak. Bak vallahi kimse söylemeyeceğim ya. <laughs> yine seni seveceğim, yine seni kızım olarak herkese söyleyeceğim. Hiç kimseye söylemeyeceğim. Bu aramızda sır olarak kalacak falan diyorum. Gülüyor. O bana hissi öyle. Yani bir bebek bir günlükken yani kameraya poz verir mi ya? Değil. Ama poz poz değil yani. Onun da böyle senin gibi çok güzel mavi gözleri var. Ve böyle derin derin bakıyor yani ve ben, bir bir şey oluyor mesela ben biraz üzgün oluyorum karamsar oluyorum gelip mesela ensem, ensemden okşayarak yanıma geliyor nereden gördün sen benim üzgün olduğumu da arkamdan okşayarak kafanı uzatıyorsun o, o duygus... balık burcu belki ondandır ee, kızımın duygusal şeyi çok farklı oğlumunsa iletişimi çok kuvvetli. Ne güzel. Evet. Peki bir e, bazen şunu düşünüyor musun? Ya arkadaş biz ne ara büyüdük? Bunlar nereden tabii çıktı? Tabii ki onu eşimle hep konuşuyoruz. Böyle özellikle e, işte çocukları uyuduktan sonra resimlerine bakmak gibi bir absürtlük varmış yani. Ya bütün gün berabersin yetmiyor. <laughs> tabii. Ama bak şöyle şimdi. Bütün gün iyisiyle ile berabersin. Fotoğraf ise hep güzel anların. <laughs> ya da komik anların. İşte banyoda çekmişsin, oyun oynarken çekmişsin, yemek yerken çekmişsin. İyi bir anmış ki fotoğraflamışsın bir yani. Bir şey çocuklardan sonra duygusallığı yitiriyor musunuz? Karı koca bir aradasınız romantizm yapmak varken çocukların fotoğraflarına bakmak niye? Ne dedin? O neydi? O kelime. <gülüyor> yani. <gülüyor> Yo, yani. Tabii biz bir adamla nasıl romantizm olabiliyor Hayır şöyle benim eşim isterse çok romantik oluyor da <laughs> şöyle ama romantizm de her gün her akşam olmaz ki zaten. Yani. E o zaman bir kıymeti kalmaz yani otomatiğe bağlamış olur. O da romantik olmaz zaten. Böyle uyumadan önce falan hani o günün bir değerlendirmesini yaparken ya nasıl büyüdü bak şu kadar olmuş şu kiloya gelmiş falan. İkimiz de diyoruz yani bunlar ne ara böyle mantar gibi topraktan bitti de büyüdüler de şimdi içeride <laughs> diye, diye uyuyorlar. <laughs> Sesini duyuyoruz yani ve birey olarak talepleri var falan bize gelip böyle şey yapıyorlar. Bunu istiyorum, şunu istiyorum ya da istemiyorum diyorlar falan. Ee, ben çok şaşırıyorum tabii tabii. Ama e, özellikle kızımda ben kendi çocukluğumu da çok büyüttüm. O öyle bir şansım oldu. Yani gerçekten bir anne çocuğuyla kendine de annelik yapabiliyormuş. Kendi çocukluğuna da annelik yapabiliyormuş. Oğlumda ben böyle 4-5 ay gibi işe başlamıştım. 4. 5. ayın sonuna doğru... Ee, çok algılayamamıştım bunu ama kızımla bir sene neredeyse evde kalınca, o pandemi döneminde evden çalışınca kendi çocukluğuma çok flashback yaptım, çok döndüm. Annem bir şeyi neden yaptı, neden yapmadı? Ben neyi neden yapıyorum, neden yapmıyorum? O çok sorgulayabildim ve kendi çocukluğuma çok ee, pas attım. O Belki de tam anlamıyla bana. olgunluğunu kızını büyütürken belirlet. Olabilir yani. Tamam. Bir de tabii kadın enerjisi de başka bir şey. İyi ki bir kızın bir oğlum olmuş. İyi ki ee, tam dengeledi birbirini. Anlatabiliyor muyum duygusal olarak? Hani birinin o girişkenliği dışa dönüklüğü, yaramazlığı, öbürünün naifliği. Hani oğlumda da kendimden bir şey görüyorum. O beni çok mutlu ediyor. Erkek bir bedendeki Huylarımı görmek ee, ama aynı şekilde kızımda da bazı başka naiflikler o, o beni çok kendi çocukluğuma götürüyor. Onun bir oyunu oynayışı, giyinmesi işte bir şey giyiyor mesela yeni aldığım bir şey giyiyor ve salona bir gelişi var görmen lazım. Hani beni öv diye geliyor yani anlatabiliyor muyum? Bana kompliman yap böyle kendini beğene beğene yürüyüşü falan kendi çocukluğuma beni çok götürüyor. O, o bana süper bir şey oldu. Ee, geçiş oldu. Yani böyle helalleşmek dersin ya böyle bir kapanış. Tamam kardeşim şimdi daha da o yüzden güzel bir çocukluk geçirdim diyebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Kızımla yaşadığım o flashbackler sayesinde tamam kardeşim o devirde olabileceğin en iyisi buydu. Tabii ki bizim annemiz babamız kendi anne babalarına göre çok daha yumuşaklardı. Bize göre daha disiplinlilerdi. Ama ben şimdi diyorum ki o dönemin en iyisi buydu. O dönem o doğruydu çünkü. Anlatabiliyor muyum? Evet. O dönem şimdi bizim mesela ekol ceza yok ekolü. O dönem ceza ekolü. Çünkü onu biliyor. Üstelik anne babasına göre de çok daha yumuşamış. Çok daha e, duygularını yine iyi kötü. Bana bak aldığın en büyük ceza neydi anne babadan? Ben pek almamışımdır çünkü öyle şey yapmadım. Vallahi. Evet evet. <laughs> Babam çok güzel bir tespit yapmıştı Gökay. Demişti ki yıllar evvel. Böyle yazlıkta sofrada oturuyorduk. Bir şey oldu ben tamam dedim. Ben çok tamam deyip bildiğimi okurum. Benim öyle pis bir yanım var. Babam demişti ki bak dedi işte çatal vardı elinde. Sinem dedi bu çatalı vurur vurur vurur. Vurma dersin. Vuracağım der daha çok vurur. Simge de, tamam der vurmaya devam eder dedi. O kadar doğru ki. Yani gerçekten ben tamam derim, bildiğimi okurum. O yüzden ceza almadım. Yani yapma, peki yapmam. Ama başka bir türlü yapmaya ikna ederim. Gizli gizli de yapmadım bu arada. Mesela hiç araba kaçırmadım. Hiç yalan söyleyip de ay işte şu gece kulübüne gideyim bilmem ne. O yolları zaten Sinan benim için açmıştı. <laughs> ben onları şuna ikna ettim. Sana yalan söylememi mi istersin? Yoksa senin beni götürüp kapıdan almanı mı? Mesela beni babam maslakta şey vardı, sen hatırlarsın. Ee, ne park ya? İstanbul park diye isim geliyor. Hayır. Park ormanı vardı. Ha, park ormanı. Park doğru, ormanda. Doğru, doğru. doğru. Tekno partiye götürdü ya. Babam beni lise öğrencisiydi. Saat dörde kadar ben bekledi. Ben çünkü elektronik müzik o dönemden beri çok severim. Lise öğrencisi. Ben şunu söyledim çünkü. Gitmek istediğim bir festival var. İki gün sürecek. İşte sabahtan akşama DJ'ler çalacak. Türkler var, yabancılar var. Türkiye o zaman öyle bir ülkeydi yani. Gerçekten böyle Faithless falan geldi ve ben izledim yani onları. Sana yalan söyleyip Merve'lerde kalacağım deyip mi gitmemi istersin? Merve diye bir arkadaşım da yok bu arada. <laughs> <laughs> i̇şte Tuğçe'de kalacağım deyip yalan söyleyip gitmemi mi istersin? Yoksa senin beni götürüp Beklediğin ve benim de sana söz verdiğim saatte arabaya geri bindiğim bir modelimi tercih edersin. Aynen ben bunu babama böyle söyledim. 18 yaşında bir erkek arkadaşım oldu. Dedim ki benim bir erkek arkadaşım var. Yeşilköy küçük yer. Başkasından duyma benden duy. Ben seni tanıştırayım. İçine sinsin. Doğrusunu yanlışını sen gör. Ben sana yalan söylemiş olmak istemiyorum dedim. Tamam getir dedi. Yani anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden ceza almadım güzel. Peki ee, bir 2-3 dakika vaktin olsa babanla sohbet edeceksin. Ona ne söylemek istersin? Ay, çocuklara anlatırım. Çocuklara anlatırım. Emir de görüyor musun dedeyi? Görüyorum. Görüyorum, görüyorum. Babam da şeyi çok severdi. İşte böyle insan gelsin, sohbet edeyim. E, zaten modadaydı moda sektöründeydi tekstilciydi dolayısıyla hani kıyafete aksesuara bayılırdı o da kendi top takmazdı ama başkasındakilere dikkat ederdi Eşim de çok meraklı. Mesela o da çok hoşuma gidiyor. Yani işte eşimin de mendilleri, şu subusu bu su falan merakı. Onu da görüyorum. E, Emir'in de bunlara e, merakını gördükçe diyorum hani çok hoşuna giderdi kesin. O da böyle mesela bu sabah bir tane Mickey Mouse'lu tulum almıştım ona. Onu giydi. Nasıl olmuşum diye sor <gülüyor> <gülüyor> soruyor falan. Onu anlatırım. O tür huylarını görüyorum. Birileri geldiği zaman hemen çay içer misin, kahve içer misin diye soruyor mesela. Sen kapıdan gir, kahve içer misin der. Babam çok gerçekten bir sahi, bir insandı. Onu falan gördüğümde çok çok hoşuma gidiyor. Çocuklara anlatırım. Ee, onu sorarım ama kendimi anlatmam. Sen anlat derim. Ben yine kelime anlatmam. <gülüyor> <gülüyor> yine yine, yine soru soruyor. Oraya. Ben yine onu anlattırırım tabii. Ama benimki belli yani. Dünya hali. Ama onunki... Evet. Onu sorarım yani onu merak ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ah ben teşekkür ederim. Normalde anlatmazsın çok fazla. Bu kadarı bile aslında bakacak olsa Belki Bayağı ilk defa bu kadar e, anlattın değil anla mi? Evet çok anlattım. Babamı kesinlikle ilk defa anlattım. Kesinlikle. Ee, Yüreğini açtığın için teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir Çok meydan. güzel ağırladın. Çok teşekkür Eksik ederim. Olma, var Ve böylece haber bahanenin bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.